Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve çok şık bir e, kenar çalışmasıyla birlikte olacağız. E, bu kenar çalışmamız Şöyle gördüğümüz gibi altlarında trabzanlarımız ve üzerlerinde şöyle yaprak ya da kalp görünümü olan bir çalışmamız var. Ve tek sırada örerek bitireceğiz bu çalışmamızı. Hem örgülerimize hem de havlulara ya da battaniye kundak, kumaş basma bazen o türlü ya da bir bazenlerini bile direkt örebileceğimiz kolay bir çalışma. Yani her türlü örgümüzde bu çalışmayı yapabiliriz. Tek sırada bitmesi gayet bir kolaylık olmakta. Bakınız şu şekilde örüyoruz ve aynı anda üzerinin kalp görünümünü de örerek modelimizi tamamlayarak bitiriyoruz. Bu modelimizi dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Örgü battaniyelerimizde, havlu kenarlarında, kundak kenarlarında, örtülerde, yatak örtülerinde. Yani nereye uygun görüp yakıştırırsanız gayet güzel olacak, hoş bir çalışma, minik minik kalpli. Evet şöyle arkasını da çevirdiğimizde bakınız trabzanlarımızın tersiyle karşılaşmaktayız. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zincir çekerek hemen düğümümü atıyorum ve çalışmamıza bu şekilde başlıyoruz. Şöyle tam köşeden değil biraz geriden başlayalım. Şu boşluğa giriyorum. İpimi de şöyle alıyorum sabitledim ve üzerine bir iki tane zincir çektim sabitlediğimle birlikte toplam 3 oldu yanına başını doladım iki seferde çektiğim trabzanım yine başını doladım bir iki sefer çektiğim trabzanım üçüncü ve son kez örüyorum zincirimle birlikte toplamda dört tane trabzanım oluyor şimdi bir tane zincirim çekiyorum boşluğa giriyorum 1 2 Eğer şu arası büyükse 2 zincir de çekebilirsiniz. 2 3 4 4 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Tığımı buradan çıkarıyorum. Şöyle batıyorum. Bakın 1 2 3 4 zincirimin ilk başlangıcına battım. İpimi geçiriyorum ve sabitliyorum buraya. Şöyle sabitledim bir iki tane zincir çekiyorum aynı yerin içerisine girerek başını bir defa dolayıp trabzanımı örüyorum bir ikinci bir trabzan daha örüyorum toplamda üç tane ikili trabzanım oldu bir tanesi zincirdi şimdi biraz yükselti katmak için iki defa tığımın başını doluyorum ve iki defa doladığım ilmeklerimi üç defa da alıyorum bir iki üç Birinciyi ördüm. Tekrar ikinci kez iki defa doluyorum. Bir, iki ve üç. Şöyle beş tane trabzanımızın üç tanesi ikili, iki tanesi ise üç defa da çektiğim trabzanım oldu. İki zincirimi ilave ediyorum. Şöyle dibine batıp yandan kapatarak kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar iki defa çekiyorum. Bir, iki, üç defa da alıyorum. Ayna görüntüsü yapıyorum. Yani buradan tam zıttını çalışıyorum. Burada iki tane üçlü doladığım trabzanı sonrasında üç tane ikili trabzanımı örüyorum. İkiyi ördüm. Bir doluyorum. Üç tane ikili trabzanımı yan yana örüyorum. Üçüncü trabzanımı da ördüm ve şu şekilde Görünümümüz oldu. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Ayna görüntüsü veriyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemimi geriye doğru tekrarlıyorum. Yani iki defa, üç defada çektiğim trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. İkinci kez trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Şimdi burada başlangıçta 3 tane zincirim, iki tane de trabzanım vardı. Şöyle görelim. Toplamda 5 trabzanımız var. Birisi zincir, iki tane ikili, iki tane de üçlü trabzan var. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi iki tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 2 defa da çekiyorum bir. Diğerini de aynı şekilde bir, 2. Şimdi buradan 3 zincir çekerek çıkmıştık. Diğer uçta da 3 zincir çekerek iniyorum. 1 2 3. Hemen aynı yere batıyorum. Ve bakınız bu şekilde buradan sağ taraftan çıkmıştık. Sol taraftan da indik bütün bölümlerini eşit bir şekilde ördüm. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ara mesafe uzun olan arkadaşlarım iki ya da 3 zincir çekerek bu ayarları yapabilirler. Benim modelim gördüğünüz gibi küçük olduğu için bir zincir yeterli. 2 ya da 3 zincir çekip arayı istediğiniz kadar aralayabilirsiniz. Yani aralığı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Buraya yeniden 4 tane ikili trabzanı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Trabzanlar arası bir zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum tam yuvama giriyorum köşeme yeniden 4 tane trabzanımı örüyorum bir defa dolayıp iki defa da aldığım trabzanlarımı örüyorum 4 tane trabzanımı ördüm şimdi zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 İlk zinciri grubun ilk zincirinden şöyle yandan giriyorum ilmeğimi takıp buradan bir yuva oluşturuyorum kapatıyorum. Bu içerisine geçip 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayıp bir doladım. 2 defa da çektim. Trabzanım zincirimle birlikte 2 oldu. Tekrar bir defa doluyorum. 1 2. Toplam 3 trabzanım oldu. Birisi zincir. Şimdi 2 tane doluyorum. Batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 ve 3. 2 doluyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi tepenin sibri noktası için örüyorum. Yandan girerek kapatıyorum. Şimdi modelimi aynalıyorum. 2 defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. 2. kez 2 defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum. 2 defa ördükten sonra şimdi 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 defa dolayarak 1 2 ikili trabzanımın ikincisini örüyorum. 1 2. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekip yuva içerisine giriyorum ve köşemi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bakın ne kadar şık oldu. Çok çok güzel. Bir zincirimi çekip batıyorum. 4 tane trabzanımı yan yana örüyorum ve bu şekilde istediğimiz büyüklükteki örgülerimizde severek bu modelimizi çalışıyoruz. Yapımı da oldukça kolay. Şimdi ben bir zincirimi çektim aralarına. Dediğim gibi zincirleri istediğiniz kadar büyütüp araları açabilirsiniz. Şimdi 4 zincir 1 2 3 4 yuvamı kuruyorum kapatıyorum. Yuva içerisine girip 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve aynı işlemlerimin tekrarıyla örmeye devam ediyorum. Bu güzelliğimiz. Evet ben birazcık daha öreyim sonrasında yeniden birlikte olalım. Evet sevgili arkadaşlar ben örmeye devam ettim ve modelimiz bu şekilde tamamlandı. Şöyle görelim. Örmesi de çok kolay görüntüsü de gayet şık oldu çalışmamız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmaya karar verirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın mutlu kalın.